Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Her geçen gün gelişen savunma sanayimizin en değerli firmalarından Aselsan, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği devasa silahı göreve hazır hale getirdi. Aselsan'da çalışan Türk mühendislerimizin üstün özverili çalışma ve çabaları sonucunda, yerli ve milli imkanlardan azami şekilde yararlanılarak geliştirilen Göker sistemi, yapılan testlerden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için hazırlık aşamasına geçti. Hem hava, hem kara, hem deniz hedeflerine karşı etkin bir şekilde kullanılabilmesiyle envanterdeki mevcut sistemleri oldukça fark atan ve bu özelliğiyle çok amaçlı bir platform olarak tasarlanan milli silahımız, 35 mm çok maksatlı silah sistemi Göker, Aselsan mühendisliğinin en nadide ürünlerinden biri olarak her türlü düşman hedefi imha etmek için kullanılacak. Kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup, bugün modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayi kuruluşu haline gelmiş Aselsan'ın yeni silahlarından Göker, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan 35 mm tek namlulu silah sistemidir. 35 mm parçacıklı mühimmatın güç çarpanı olarak kullanımı ile çok alçak irtifa hedefleri ve kara hedeflerine yüksek etkinlik kapasitesine sahiptir. Göker, bağımsız elektrooptik gözetleme sistemi, uzaktan komuta yeteneği, şeritsiz mühimmat besleme mekanizması ve esnek sensör entegrasyon altyapısı sayesinde bütüncül ve maliyet etkin bir sistem çözümü oluşturmaktadır. Hem kara hem hava savunmada kullanılan bu devasa silah, bağımsız hassas stabilize yönlendirici ile hedef tespit ve hassas takibi ile ön plana çıkıyor. Hedef setine göre ayarlanabilir tespit takip algoritmaları ve dakikada 60 ile 550 silah atımızına sahip son teknoloji ürünümüz, maliyet etkinliğini şeritsiz mühimmat besleme mekanizmasına borçlu. Birçok 35 mm mühimmatlarla görev yapabiliyor. Bunlar ise TPT HEİ, ATOM ve ATOM anti-insansız hava aracı. Ayrıca diğer özelliklerine bakacak olursak, yüksek etkili menzili ve sütre arkası hedeflere karşı oldukça etkin. Yükseliş ekseninde -35 artı 95 derece hareket sırasına sahip olan bu harika sistem, namlusunu yere de indirebiliyor, gökyüzüne de kaldırabiliyor. Bu sayede her türlü hedefe karşı etkin olarak kullanılabiliyor. Aselsan ATOM 35 mm parçacıklı mühimmat, Aselsan tarafından geliştirilmiş dip tapalı akıllı mühimmattır. Parçacıklı mühimmat ile birlikte kullanıldığında namlulu silahların etkinliğini önemli ölçüde arttırmakta. Söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmektedir. ATOM 35 mm parçacıklı mühimmat, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkışısına göre düzeltmeli zaman programı yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabilmektedir. ATOM'un genel özelliklerine bakacak olursak, hassas namlu çıkış hızı düzeltmesi, geliştirilmiş parçacık saçılımı, yüksek penetrasyon etkinliği, 4 km etkili menzil, yüksek güvenilirlik değerlerine sahip güvenlik ve koruma mekanizması, yüksek hassasiyetli zaman programlama, elektromanyetik karıştırmaya karşı dayanım, 20 yıl raf ömrü. Teknik özelliklerine bakacak olursak, tam atım mühimmatın ağırlığı 1750 gram, kam atım mühimmatın uzunluğu 387 mm. Tapa, zaman programlı. İntihar modlu dip tapa. Namlu çıkış hızı saniyede 1020 metre. Maksimum menzil 12.500 metre. Etkili menzil 4.000 metre. Kullanabileceği silah 35x228mm 90 kalibre çelişsiz silah. ATOM 35 mm parçacıklı mühimmat, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, savaş uçakları, helikopterler, çeşitli kara hedefleri. Askeri elektronik sanayi ya da kısaca Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan Ankara Merkezi Savunma Sanayi Şirketi'dir. Aselsan, profesyonel telsiz, PMR telsiz gibi sivil ürünlerini 2006'da kurduğu Aselsan.net LTD ŞTİ aracılığıyla yürütmektedir. Aselsan.net'in genel müdürlüğü Ankara'da olup, İstanbul, İzmir bölge müdürlükleri ve yurt çapına yayılmış olan bayileri ve yetkili servisleriyle satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmektedir. Çeşitli ülkelerde temsilcilikleri bulunan Aselsan,
İlk yurt dışı şirketi olan Aselsan Bakü şirketini 1998 yılında Azerbaycan'da kurarak faaliyete geçirmiştir. Aselsan ayrıca TÜİK üyesidir. Üyedir. Aselsan, Ukrayna'da pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek adına Aselsan Ukrayna ünvanlı şirketin teşkil edildiğini duyurmuştur. Aselsan Bakü, 11 Şubat 1998 tarihinde Aselsan tarafından Azerbaycan'da kurulmuştur. Şu an Azerbaycan'da sivil ve askeri el telsizleri üretmektedir. Şirketin sermayesi tamamen Aselsan tarafından korunmuştur. Satış, bakım onarım ve üretim alanlarında faaliyet gösterecek olan ve kuruluş sermayesi 500 bin Amerikan doları olarak belirlenen şirket, Aselsan'ın yurt dışında kurduğu ilk şirket olmuştur. 2018 yılında Aselsan tarafından üretilen lazer güdüm kiti, Azerbaycan'ın geliştirdiği mühimmatı başarıyla entegre edilmiştir diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.